Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tatlı tarifim sizler için yalancı tavuk göğsü. Kıvamı gördüğünüz gibi bir muhteşem, inanın ki tadı ondan daha da muhteşem. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hem az malzemeli, hem e, ucuz malzemeli hem de çok lezzetli. Malzemelerimiz böyle 1 litre süt, 125 gram margarin ya da tereyağı. Ben ikisini karışık kullandım. 1 su bardağı un 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Bir de süslemek için tarçın veya benzeri bir şey. Şimdi öncelikle ben yağımı aldım, eritmeye başladım. Önce güzelce yağımı eritiyorum. Böyle fokurdamaya başlayınca 1 su bardağı unumu içine ekliyorum. Şimdi devamlı karıştırarak kavurmaya devam edeceğim. Güzelce kavrulana kadar yorulsam bile karıştırmayı bırakmayacağım. Siz videoda kısa göreceksiniz ama yaklaşık 5-10 dakika karıştırdım kısık ateşte ve unun güzelce kokusu çıkana kadar kavurdum. Çünkü bu işlemi yapmazsak tatlıyı yerken ağzımıza un tadı gelir. Bu da hiç hoş olmaz. O yüzden sabırla böyle güzelce kavuruyoruz unumuzu. Ardından 1 litre sütümüzü içine ekliyoruz. Ben direkt ılık sütü ekliyorum. Yani soğuk da olabilir. Isıtmaya hiç gerek yok. Şöyle bir karıştıracağım. Ondan sonra çırpma teliyle birazcık karıştıracağım. Çünkü içinde çok topak olsun istemiyorum. Daha sonra ayrıca çırpacağız ama karıştırırken dikkat edip devamlı karıştırarak pişirmek de önemli. Topak kalmadı gördüğünüz gibi. Artık kaşıkla devam edebilirim. Bu arada bu tatlıya ee, damla sakızı da çok yakışıyor onu da söyleyeyim. Tatlım kaynamaya başlayınca böyle iyice ısınınca toz şekerimi ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum gene. Güzelce muhallebi kıvamı alana kadar aynı şekilde karıştırarak pişiriyorum. Çok pratik ve kolay bir tatlı sadece tek yapmanız gereken sabırla karıştırmak. Kıvam bu. Bu kıvamı aldığında tatlımın altını kapatacağım ocaktan indireceğim. Hatta başka bir kaba alacağım hemen soğusun diye. Şöyle derin geniş bir kabın içine alacağım. Şimdi yapacaklarım bitmedi. Güzelce çırpacağım blenderla. Önce vanilyamı koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Blenderla çırpmak önemli çünkü bu kıvamının istediğimiz kıvama gelmesini sağlayacak soğuduktan sonra. Böyle kas katı çatalla direkt kesilen ee, çok muntazam dilimler çıkan bir tatlı istemiyoruz çünkü. O yüzden bunun püf noktası çırpmak. Burada bir e, 4-5 dakika kadar çırpacağım. Eğer blenderınız yoksa tabii ki elinizle de çırpabilirsiniz bir çırpıcı yardımıyla. Çırptıktan sonra da kıvamı bu. Artık tatlımı borcama aktarabilirim. Şöyle borcamımı ıslattım soğuk suyla. Suyunu döküyorum şimdi. Kurulamıyorum tabii ki. Tatlımı direkt ilave ediyorum. Bu da kolay çıkmasını sağlayacak. İsterseniz soğuduktan sonra ters çevirip direkt çıkarabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım ama gene de kolay çıksın diye ıslattım. Şöyle biraz sallıyorum. Muntazam olsun üstü diye. Ve buzdolabına alıp 2-3 saat soğutuyorum. Soğuduktan sonra bakın kenarlarından göstereyim. Şöyle oynuyor. Kolayca çıkabilecek kıvamda. Keserken de yapmanız gereken arada bir bıçağınızı soğuk suya batırmak Çünkü yoksa tatlı bıçaktan ayrılmıyor rahat kesemiyoruz şöyle istediğim büyüklükte dilimlere ayıracağım tatlımı şimdi Ondan sonra servis edeceğim Ben gerçekten bayılıyorum hem pratik hem az malzemeli mutlaka deneyin diyorum denerseniz de bana o güzel yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniyorum şöyle bir de aldım göstereyim bir dilimini şimdi tarçınla süsleyeceğim ve tadına bakacağım bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız ayrıca sevinirim. Şimdi kıvamını tekrar göstereyim. Gerçekten tadı da muhteşem. Bu arada şekerli seviyorsanız şekeri bir buçuk bardağı artırabilirsiniz. Ben bir bardak koyuyorum. Ne çok tatlı oluyor ne çok tatsız. Benim için tam. Siz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. O zaman yeni tariflerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.